Arkadaşlar yeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Wow! Woo! Yeni uyandım, wow'u yapamadım. Woo! Biliyorsunuz ki 15-20 gündür kapanmadayız ve ben de dedim ki neden bir günümü sizinle paylaşmıyorum, neden bir vlog atmıyorum. Bugün kapanmalı bir günüm vlog geliyor. Woo! Eğer daha fazla bu tarzda vlog istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Tam şu an like atın. Videomuza geçelim arkadaşlar, bay bay. Arkadaşlar günümüzün en önemli ve ilk rutiniyle başlıyoruz. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Ama bunu tek elle nasıl yapacağım bilmiyorum. Başarabilirim. Hayır, başaramam. Bunu buna nasıl koyacağım tek elle? Günün ilk işlemi olan dişlerimi fırçalamaya başladım. Yeni uyandığımı gözlerinden görebilirsiniz zaten. Yalan söylemiyorum. Arkadaşlar benim diş etlerim çok fazla kanıyor. Dişlerim için doktor kaybedebilirsin dişlerini böyle devam ederse dediğin için ben çok dişlerimi fırçalamıyordum. O yüzden siz fırçalayın. Uhuu. Şimdi aşağı iniyorum. Tuğçe ile Yiğit kahvaltı hazırlamış, onu yiyeceğiz. Bye. Mis gibi kokuyor. Acaba ne yaptılar? Acaba ne yaptılar? Şu oturmuşlara bak, nasıl oturmuşlar ikisi yan yana. Kapanmada bir günümü çekiyorum. Arkadaşlar kapanmada bir günüm bu ikisinden oluşuyor. Sadece ikisini ve Fuat amca. Fuat amca çok görmüyorum, iyi oluyor. Ama Tuğçe'yle Yiğit deyip sürekli. Bu da gidiyor arada. Hatta o da çok iyi oluyor. Evet, sadece ben. Evet, Tuğçe'yle geçiyor günlerimiz ve çok eğleniyoruz. Özellikle Yiğit olmadığı zamanlar en eğlendiğim zamanlar. Şimdi Tuğçe bize kahvaltı hazırlamış gördüğünüz gibi. Yine her pazar kahvaltısı gibi çok iyi bir kahvaltı. Çayı da ben hazırladım kardeşim. Yiğit'in tek özelliği semaverde çay yapabilmesi bu. Hep onunla övünüyoruz. Ama güzel oluyor semaverde çay. Koy da içelim. Çay koymayı bilmiyorum. Yiğit de bana çay koydurmaya çalıştı. Yanlışlıkla hepsini su koymuşum. Çayın tadı çok kötüydü, o yüzden içemedim. Ve bu benim suçumdu. Kahvaltı ediyoruz arkadaşlar. Haydi onu izleyin. İki arkadaşa. Arkadaşlar bildiğiniz gibi vücut değişimine başladım. Ben spora başladım. Ya bir dur be. Pisliklerini bir yüzünü yıkasaydın ya. Ne yıkadım geldim. Kayıtları var. Kayıtları var. Ne oldu? Böyle görüntüden vurmuşsun. Ya yalan söyleme. Dişimi bile fırçaladım ben gelmeden. Ya işte arkadaşlar spora gideceğim bugün. Bir sonraki aktivitemiz spor. Yemeğimi yedikten sonra bir saat burada bomboş oturuyoruz. Baş belası Hera da burada her zaman. Hera. Öyle arkadaşlar. Şimdi bir saat burada boş boş oturacağım. Çünkü kapanmadayız ve yapacak hiçbir şey yok. Şu an boş boş oturuyorsun. Mert bir kapatlan. Sonu patlan. Kamera açık şu anda. Ben abi. Arkadaşlar şimdi boş boş oturmaktan çok sıkıldık Yiğit'le ve karantinanın vazgeçilmezi olan TikTok ve Reels batağına düştük hepimiz. Eğer TikTok'umu ve Instagram'ı takip etmediyseniz hemen şurada gözüküyor, onları da takip edebilirsiniz. Şimdi onu yaparken bir yandan da spor hocamdan programım geldi. Hemen onu da göstereyim size. Bu benim spor programım. Bunu yapmam lazımmış. Yapacağız, yapacak bir şey yok. Vücut değişimi videosu da gelecek. Bir aya gelir değil mi Yiğit? Gelir. Bir gelmez ay. Mi bir aya? Görürsün bir aya neler yapıyorum sen şimdi. Yazın Çeşme'de böyle siklerimle göğüs kaslarım. Şu an bile vücudum çok iyi. Gördün mü sen benim vücudumu? Dur göstereceğim. Şoka girecek. Ben muhteşem. Hey, tamam seninkinden iyi işte. Ben seninkinden tabii iyi ya. Şuna bak, makine. Arkadaşlar şimdi biraz da TikTok izleyeceğim. Şimdi Reels falan izleyeceğim. Sonra zaman geçince spora ineceğiz. Yiğit de gelecekmiş bende spora. Hayır. E niye hayır ya? Bana kendi isteğinmiş gibi göstermeye çalıştım. Sıçtın ağzına. Arkadaşlar şimdi çok uzak bir yere gidiyoruz spor yapmaya. Çok üşeniyorum bu sporu yapmaya gitmeye. En çok bu yol beni yoruyor. Şuradan merdiveni iniyorsun. Arkadaşlar beni linçlemeden önce iki kez düşünün çünkü bu hayat benim değil. Ben burada bir misafirim. Bu benim değil. Yani karantinada bir günüm, yorumları ben tahmin edebiliyorum. Okuduğum de piçe. Nasıl kapanma, şerefsiz, bir de evde kal dersiniz. Evet arkadaşlar geldik işte şimdi spor salonumuza. Buraya kadar inmek beni o kadar yoruyor ki. Dalga geçebiliyorum çünkü benim değil. Anladın mı? Şimdi spor yapacağız, biraz ısınacağız. Yiğit'le spora geldik. Allah'tan tek değilim. Yiğit bana yardımcı oldu.
Arkadaşlar Yiğit'in inanılmaz bir özelliği var. Hayatında hiç spor yapmamış. Ama inanılmaz bir şekilde bütün spor hareketlerini nizami ve süper bir şekilde yapıyor ve çok kaslı. Anlamadık. Herkes şaşırdı buna. Neden böyle oluyor? Şimdi birazdan ben de onu çekerim. Yaparken görürsünüz. Çok değişik bir çocuk yani. İsmet Çakısı gibi. Onu yap diyorsun. Onu fıt fıt bir şey oluyor. Ben onu hallederim diyor. 2 dakikada fıt 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 yapıyor. Yiğit'i buradan selamlar. Sanki burada değilmişsin gibi konuşmuyor. Evet. Videonu çekeyim de nasıl yalakalı görsün. Aslında alakam yok. Çok iyi çocuk ya Yiğit. Ben çok severim. Şu an Yiğit seni Big Mac olarak görüyorum. Big Mac'e koşuyorum. Big Mac! Başaracağım, göreceksiniz. Enes Batur'dan daha kaslı olacağım. Yeter hadi, bu kadar çok koştum. Bunu s**eyim. Stop'a basınca nasıl duruyoruz? Yüzüne bak. Ölüyordum az kalsın. Sonra bir bastım gitti. Geldim Fatih amca. Bak sağlarım kalkıyorsa onu. Arkadaşlar Yiğit'in bir işi çıktı, o yüzden sporuma tek başıma devam edeceğim. Normalde tişörtümü çıkartırdım spor yaparken bir yerden sonra ama bugün çıkartmayacağım çünkü sürpriz olsun istiyorum. Size verdiğim sözü hatırlıyorsunuzdur umarım. Onun için toplu bir değişime gidiyorum. Nasıl bir değişim bu? Hem beyin olarak, enerji olarak, düşünce yapısı olarak, fiziksel olarak, dış görünüş olarak, her şey içinde bunun. Söz vermiştim, onu tutmaya çalışıyorum. Bu süreci sizinle paylaşma hoşuma gidiyor. Arkadaşlar kilomla dalga geçtiğinizi duyar gibiyim ama benim için gayet fazla bir kilo yer tutar onu geçiyorum. Hatta bunu çok geldim, biraz atacağım. Şimdi son hareketler. Bunlar nasıl kaslayayım bak izleyin. Kesin bir yorumlar gelecek. Abi o hareket öyle değil yani. Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Nasıl patlandım Yiğit. Arkadaki kiloları çek. 15 kiloda neden oldu? 2 tane bar var orada da. Ama yoruldum. Açayım mı vücuduma? Aç. Açmam. Açıyorum. Açmam. Eğer merak ederlerse değişim videosunu izlesinler. Arkadaşlar şimdi spordan çıktık. Yiğit'le dedik ki bir havuza girelim. Kapanma böyle bitiyor. Ama benim yanımda şortum yok, o yüzden bu şortumla gireceğim. Yiğit de beni yalnız bırakmayıp boxer'la girecekmiş. Haydi. Bak giriyorum. Boxer'a hazır mı? Hazır mı? İnsanlar hazır mı? İnsanlar hazır mı ki acaba? Sormak lazım. Altına şort giymiş şimdi. Ya ben ne yapacağım oğlum? Sen gidin. Ben de baksın ha. O kadar yemiyor daha. O kadar değil. Hadi hadi. Ben öyle yapamam arkadaşlar. Hiç beklemeyin benden öyle şunu. Haydi havuza atlayan çingeneler gibi gözüküyor. Bir de haydi haydi vuuu diye atladı ya. Benim vücuduma sansür koyalım Ankara. Çünkü insanlar bunu görmeye hazır değil. Ben iyi tatlı demedim. Ağlıyor bana gölgeden. Oha güneş çok. Gel Suriyeli şakaları yapalım. Hayır hayır. Hayır hayır. Soğuk zaten. Oha ya. Keşke havuza girmeseydik. Neyse girelim artık. Gidiyorum. Haydi. Ya yapma yapma. Kenarda çok korkuyorum. Ben bir kere küçükken mermer bir yerde koşuyordum. Annemlerle kavga etmiştim çocukken. Böyle timsek vardı ufak bir yerde de. Şöyle şu kadar bir timsek ama. Ve annemler gitti sandım. Korktum. Annemlerin peşine koştum mermerde. O küçük timseye bir bastım. Ayağım bir gitti. Kafayı pat dedim. Mermere bir vurdum. Yarım saatim yok. Hatırlamıyorum o yarım saat sonra. Bir gözümü bir açtım, hastanedeyim. Aha. O yüzden kenarda bana çok şaka yapma. Travmam var. Benim de bir kere iskeleye bacağım sıkışmıştı. Asılı kalmıştım aşağı doğru. Bir de küçük bir şey yatıyor. Çok evet. Ya bir çekil şunu. Ben bunu erken atlama istemiyorum. Az öne geç. Oğlum ayaklarım yandı lan. Evet benim de. Ooo iyi atladı. Aferin lan. Spor işe yaramış. Başından sonuna kadar geldim. Geldin mi lan? Evet. Ya ben gelirdim lan zaten. Çok soğuk. Ama iyi geldi ya. Arkadaşlar beni linçlemeyin bak, rica ediyorum sizden. Bu ev benim değil, bu şartlar bana ait değil. Palet taktı ya havuza girmeden önce. Bir de onlar yüzmeyi yıkadı. Yüzmeyi bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Nasıl bandırmalı s**tına koyuyorsun? Ya dur yapma yapma. Gidiyorum bak. Üçe. Giy. Gidiyorum bak. Git git bana. Gidiyorum bak. Lan o kadar mesaimiz var, insan bir nereye gidiyor. Üçe gidiyorum bak. Hadi ya. Hadi ya.
Ya. Oha çok sıcak. Benim oha. Havlum yok. Ha? Hani Mersin'e vurmuştu? Sırtım o kadar yağlı ki çıkan sese bak bak şimdi. Yine sırtını yapıyorum onu. Emin misin sırtına geldi? Evet, evet. Arkadaşlar ben şimdi biraz kuruyup duşa gireceğim. Ya yapma yapma ya. Ya Yiğitli bu şakaları bitsin artık ya. Arkadaşlar şimdi kuruyup duşa gireceğim. Sonra bir Reels videosu çekeceğiz Tuğçelerle birlikte. Orada görüşürüz duştan sonra. Bye. Arkadaşlar şimdi Reels çekmeye geldik. Bir alt sokaktayız. Bir tane Reels köpekli gördüm. Onu orada yapacağım. Şimdi Reels çekeceğiz. Reels'i zaten büyük ihtimal atmışımdır ve siz görmüşsünüzdür. Bu motoru kullanacağım. Çoğunuz benim motor kullandığımı bilmiyorsunuz. Bile. Şimdi geleceksiniz. Çok havalı olacak. Çok havalı kullanıyorum çünkü. Bir de boyum falan uzun ya. Havalı duruyor. Şimdi onu çekeceğiz. Tuğçe'ye de 2-3 tane çekmişler. Beni beklememişler şerefsizler. Motorlu çekmedik ama. Neyle çektiniz? Kaskla çektik sadece. Ha, ben de şimdi Yiğit'in kaskını takacağım. Yiğit'in kaskıyla koşacağım falan. O sana olmaz ki. Olur olur. Olmaz be çocuğum. Aa kulaklarım. Salak çıkar bir daha takalım. Kulaklarım acıyor şu an. Evet, gel, olmaz küçük çünkü o kaskı. Hayır kulağım katlandı. Takmayı bilmiyorum. İşte şuradan tak... çekerek çıkartırsın. Tamam tamam hadi. Ha. Bu ne? Eldiven. Küçük eller için galiba. Küçük eller. Hiç de motorcu kombini değil ya. Bacaklarım gözüksün insanların ben olduğumu anlasınlar diye. Böyle şort falan giydim. Bacağımdaki dövmeler gözüksün koşarken de insanlar ben olduğumu anlasın. Oradan tanımaz ya buradan tanır. Buradan. Ha ben böyle dümdüz yürüyeceğim. Aynen yolu ortala koş sen. Arkadaşlar kameranın şarjı bitti o yüzden telefona geçtim. İşte böyle YouTuber arkadaş. Ya, unutmuşum ne yapayım. Ev sırası zaten niye unutmayayım ki. Şimdi çekmeye devam ediyoruz. Yiğit'in sallanan powerbank'ini çekin şimdi. Denemelere devam ediyoruz. Birkaç kez deneyeceğiz. Beni de merak ediyordunuz ya nasıl çalışıyorum diye böyle. Kayıtlı mı? Evet. Ay biraz koş kadraja girmeden. Gidiyorsun ya 1,5 metre sonra falan dönüp bak. Nerede bak. Arkadaşlar şimdi koşma kısmını tamamladım. Şimdi motor kısmındayım. En çok korktuğum yer hızlı gitmem lazım. O yüzden biraz korkuyorum. Çok da motor bilgim yok. Bir de motor çok güçlü. Biraz gidiyor böyle. Korkutucu yani. Tam yerinden tam hızla geçmiş. Ferahladım lan. Keşke daha havalı motorcu kıyafetlerim olsaydı. Reels'im daha havalı olabilirdi. Ama olsun bu da iyi olacak. Bir gün sana motorcular sponsor olursa bana film hediye eder misin? Ederim. Tamam. Motorcular sözünü sponsor verdim. Olursa motor da alırım. Arkadaşlar şimdi Reels'ı çektik eve geldik. Tuğçe'nin kalan bir Reels'ı var havanın kararmasını beklerken. Benim Reels'ımı halletmeye çalışıyoruz. Tuğçe çok uğraşıyor çünkü yanlış çekmişiz. Evet. Ne yanlış çekmişiz Tuğçe tam olarak açıklar mısın bize? Güneşli çok gölge düşen bir yerde çektiğimiz için gökyüzüyle gölgeler oturmuyor şu an. Yani arkadaşlar bir Reels kolay çıkmıyor bakın. Neler neler. Öyle büyük ihtimal bu video yayınlandığında siz bir Reels'ı izlemiş olursunuz ama size kamera arkasında göstermiş oluyorum. Gün içi vlogumda, bir günlük vlogumda bunu da görmüş oldular çocuğum! Burayı koyacağım. Arkadaşlar Reels bitince bir daha görüşürüz. Arkadaşlar Reels bitti ve şu an paylaştım. Siz zaten büyük ihtimal izlemişsinizdir. Ama eğer hala izlemediyseniz tam buradaki adreste Reels'ı izleyebilirsiniz. Çok güzel bir Reels oldu. Tuğçe ve Yiğit'e çok teşekkür ediyorum bana yardım ettiler. Çünkü sabahtan beri bununla uğraşıyoruz ki bununla uğraşırken hava aydınlıktı ve bittiğinde hava karardı. Şimdi Yiğit Adıyaman'da biliyorsunuz ki Adıyaman'da çiğ köftesi çok meşhur. Yiğit bugün özel ben video çekiyorum diye bize çiğ köfte yoğuracak. Sıra gecesi falan yaparız belki. Orada görüşürüz. Ödüm patladı. Wow. Gel ben gelsin. Neyse. Soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Ben de bir şey yapayım. Beni oturttunuz buraya. İnce. Bak ne yap biliyor musun? Sen bunları doğra. Oo bak ne yapacağım. İzle. Bunları doğra. Keşke bir elimi kazaydım. Ulan harbi Hera'yı da kıldım ya. Ay, Hera'yı sevdin bir de. Pardon. Bir anda geldi tamam.
Arkadaşlar soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Şimdi sarımsaklarımızı ince ince doğrayacağız. Benim arka dedem arkaya hiç durmadan sarımsak sarımsak desene bir. Sarımsak 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 sarımsak. Tamam bir şey olmuyormuş. Ben en iyisi domatese masaj yapayım. Ben dur diyene kadar beyazdı. Beyaz 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 beyaz. Süt içmez. Son 2, 3, 4. Amola sana vermez amola. Arkadaşlar şimdi akşam oldu, Yiğit malzemeler hazırladı ve çok havalı duruyor şu an. Böyle birini karıştırsam her an beni öldürebilecekmiş. Arkadaşlar Bolu'nun gözü döndü. Kıpkırmızı oldu. Kısıra gecesi yapacağız kapanmada. Fuat amcayı bekliyoruz. Fuat! Fuat! Bu ne kadar tuzlu bir şeymiş. Ve yanımızda Türkan Şoray! Otur Türkan. Bir şey diyeceğim, çok kötü. Şarkıyı biliyor musun? Fuat amca! Uf, oturuş fena oldu şu an. Tam bir Urfalıyım ezelden. Urfalıya be! Zenden Urfalıya be! Zenden gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden. Evet arkadaşlar, siz de evinizde çiğ köfte yapmak isterseniz evinize bir Yiğit almanız gerekebilir. Hocam sende nasıl beladır, bırakıp gitti bu ne devrandır. Dünya gözünde kendim beladır, Allah'tan bulasın. Yavri yavri, biraz daha. Sen ağlama kirpiklere. Kirpikler ıslanır. Ben ağlım ki deli gönül uslanır. Kirpikler ıslanır. 12, 3, 4. Eşarlara yanmalama. Arkadaşlar bu süreç galiba biraz uzun sürecek. Benim de boğazım ağrıdı bağırmaktan ve parmaklarım ağrıdı darbuka çalmaktan. O yüzden biraz ilerleyen süreçlerde tekrar görüşürüz. Bay. Nemrud'un kızı yandırdım. Bildim. Yoruldum kardeş. Bir saattir şurada köfte yoğuruyorum. Yiğit çiğ köfteyi beceremedi arkadaşlar. Yani ben anlamam aslında da. Kendisi beceremediğini iddia ediyor ve şu an çok üzgün. Evet. Oo, Yiğit şov yapıyor. Lan yiyemeyeceğiz, aşağı düşecek. Lan düşecek. Düşmez. Biz yaptım, böyle yaparız abi. Ya bak şimdi yiyemeyeceğiz. Arkadaşlar olsun, kıvamı tutmadı ama biz yine de ayinimizi yapacağız kıvamı şimdi. Kıvamı tutmadı oğlum. Ama ayin de mi? Yandırdın bizi, yaktı sillesini. Hele misali. Selam, hayat bizi. Kim yaptı lan? Kim yaptı lan onu? Kim yaptı? Kim elledi lan çıkıyordu be? Kıyısları var, bu deliği kim koydu? Kim elledi lan çıkıyordu? Kim elledi lan? Arkadaşlar ben çıkıyordu parmakladım. O kadar hızlı yaptım ki kimse göremedi. Karantinada bir günümüz böyle geçiyor. Eğer böyle bu tarzda daha video izliyorsanız videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vay vay. Ne dedi biliyor musun, ne dedi? Bence yemeyelim bu yesin için. Tadına bak, arkadaşlarının tadını söyle. Evet, bir tasting yapalım arkaya. Adam yapıyormuş. Vallahi ben böyle bir çiğ köfte yemedim daha önce. Biraz acı ama. Sen ye şimdi. Aman sana. Hadi şimdi Tuğçe'de. Çok güzel. Ben çok yedim. Gülen yüzü kim çizdi buraya? Ben yaptım. Bye bye.